Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, bir taraftan bankalar arası piyasayla serbest piyasa arasındaki döviz kurlarında makasın açılmasını her gün konuşuyoruz ama artık orada da ciddi sıkıntılar olduğu söyleniyor. Eskiden 15 dakika içinde verilen dövizlerin artık 2 gün sonrası için valör yapıldığından bahsediliyor. Diğer taraftan rezervlerimiz açıklandı. Yine ciddi düşüşler var ve belki de en önemli açıklamalardan biri Uğur Gürses'ten geldi. Merkez Bankası son 5 haftada 43 ton altın sattı dedi. Tabii bunların hepsi doları baskılamak için yapılıyor. Hepsini detaylandıracağız. Ekonomist Murat Surur Özbüyük de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Ya bunu bayramdan önce konuşmuştuk. Ben kendi hesabımdan bankadan 1000 euro çekerken banka ya evvelden haber verdiniz mi demişti. Ben de ya 1000 euronun nesi haber veriyor yani böyle. Yani 10.000 euro üstünde çekmeye kalktığınız zaman büyük şubelerde bulunur. Küçük şubelere haber vermek gerekir. Hani böyle eskiden 100 bin, 200 bin euro gibi rakamlarda haber verilirdi. Ama 1000 euro yani bir şubede olması gereken bir rakam. Ama yoktu. Zor bela devşirdiler. Şimdi bir döviz kıtlığı olduğu aşikar. Bunun olacağını da söylemiştik. Evet. Olacağını da söylemiştik. Gittikçe böyle göl suyunu çekiyor, kuruyor. Yani iktidarın da bütün amacı seçimlere kadar dayanabilmek. Yani yeni bir kur atağı yemeden seçimlere kadar dayanabilmek. Ama zor görünüyor. Evet, artık bankaları geçtik serbest piyasada bile yani hani önceden 15 dakikada alınan şeyler şimdi 2 gün valör veriliyor. Yani tahtakalede şey şuydu yani 1 milyon dolar alacaksan çat diye alırdın, 1 milyon dolar satacaksan çat diye satardın. Tahtakale öyle bir yerde. Ama yok hani o arabalarla çekiyorlar diye kuruttular. Tahtakale'yi bile kuruttular öyle düşün. Evet, aynen öyle gerçekten. Peki baktığımız zaman rezervler de açıklandı. Döviz ve altın rezervleri son 6 ayın en düşük seviyesinde 115,2 milyar dolar. 17 Mart'tan bu yana da net 10,8 milyar dolar satılmış görülüyor. Uğur Gürses'in de şöyle bir açıklaması vardı. Merkez Bankası son 5 haftada 43 ton altın sattı diye. İşte hep altın rezervi biriktiriliyor. İşte o tür açıklamalar yapılırken bu 5 haftada 43 ton çok büyük bir rakam değil mi Murat Bey? Bunun için kullanılıyor. Neden satılıyor? Yine doları baskılamak için Ya satılan işte altın. bütün mesele kurları sabit tutmaya çalışıyorlar. Yani seçimlere giderken yeni bir kur atağı yaşamamaya çalışıyorlar ama bu pek mümkün olacak gibi görünmüyor. Nefesleri yetmeyecek gibi görünüyor. Yani Tahtakale'nin bu kadar kuruması çok alışıldık bir şey değil. Bankalar arası piyasayla piyasanın bu kadar açılması çok alışıldık bir şey değil. Bankalardaki alım satım marjlarının bu kadar açılması alışıldık bir şey değil. Şimdi sen işini gücünü yürütmeye çalışan bir iş insanı olarak kendini düşün. Döviz alacaksın, hangi fiyattan alacaksın? Tabelaya bakıyorsun, başka bir şey. Bankaya gittiğinde başka bir şey, piyasaya gittiğinde başka bir şey. Neye göre fiyatlayacaksın? Neye göre fiyat vereceksin? Doğru mu? Yani şu anda bankalar arası piyasa diye açıklanan rakamlar hayali rakamlar. Hükümetin müdahalesiyle oluşan ve tamamen halkta yeni bir döviz atağı yaşanıyor algısı oluşmasın diye açıklanan rakamlar gerçeklikten kopmuş vaziyette. Yani kötü yönetim eninde sonunda bir yerden patlıyor yani ekonomi. Ekonomi kolay yönetilen bir şey değildir. Ekonomiyi yönetmek çok zordur. Türkiye gibi çok paralı ekonomileri yönetmek daha zordur. Yani Uğur benim sınıf arkadaşım, aynı dönemde okuduk. Çok kıymetli, ahlaklı ve bilgili bir iktisatçıdır. Yani bu boyutlarda altın satışı elbette ki normal değil. 43 tondan bahsediyoruz. Bir de hep övünüyoruz yani işte bizim kasalarımız altınla dolu derken yani dünyanın en büyük rezervlerinden biri bizde derken böyle rakamlar gerçekten Bu da abartı zaten. Yani dünyadaki altın rezervlerine baktığımız zaman bizdeki böyle çok da abartılacak bir şey değil. peki biraz da küresele bakacak olursak işte bankacılık krizi deniliyordu. Biraz unutuldu. Gerçi aslında küresel de unutulmadı ama bizim içerideki sorunlarımızdan dolayı belki biz biraz konuşmayı ötelemiştik ama Amerikalı First Republic Bank'ın hisseleri bankanın mevduatlarından 72 milyar dolarlık düşüş açıklamasından sonra tarihi dip seviyeyi gördü. Bilançoların ardından bankacılık krizde endişeleri de tabii doğal olarak tekrar tetiklenmiş oldu. Yeni bir bankacılık krizi tekrar mı hortluyor?
Yani daha doğru, şöyle demek daha doğru, var olan bir bankacılık sorunu var diyelim, daha krize dönüşmedi. Bu sorunun yeni bir aşaması olabilir. Banka işi güven işidir. Güven bir defa sarsılırsa, insanlar korkarlarsa en güçlü banka bile patladığına gidiverir. O yüzden güveni sarsmamak çok önemlidir. Bankaların kendi şeylerine, kendi faaliyetleriyle güveni sarsmaması lazım. Hem hükümetin merkezi, hükümetin merkez bankasının ülke ekonomisine yönelik güveni sarsmaması lazım. Yani ekonomi sadece ve sadece güven üzerine döner. Hele bir de eskiden mesela altın para, gümüş para varken güven önemliydi ama o kadar da önemli değildi. Çünkü para altın veya gümüştü. Gerçi onda bile böyle görürsünüz filmlerde insanlar bir altın parayı alır dişlerinin arasına koyar. Şöyle bir zorlarlar eziliyor mu ezilmiyor mu diye. O da altının saflığını anlamak için. Çünkü hükümetler o zaman da üç kağıt yaparlardı. Altına bakır katıp paranın ayarını bozarlardı veya gramajını bozarlardı. Yani bu insanların devletlerden çektiğinin şeyi yoktur. Sonu yoktur. Kağıt parada tabii böyle bir şey yok. Kağıt parayı adam istediği gibi basıyor. Değeriyle istediği gibi oynuyor. O yüzden de zaten mesela merkez bankalarının özelliği bu yüzden önemlidir. Piyasa aktörleri merkez bankasına ortak olur ki, o yüzden merkez bankaları özel kurumlardır. Devlet veya politikacılar, devlet yöneten politikacılar istedikleri gibi üç kağıt yapamasınlar, istedikleri kadar para basamasınlar, basılan para miktarı halktan gizlenemesin gibi bir takım önlemlerdir bunlar. Herkes bu konuda komplo teorileri yaratılır. Şey bile, Nurettin Nebati bile işte efendim beş ailenin egemenliğinde FED bilmem ne diye kahve ekonomisi sohbetinde komplo teorilerinden de bulmuştur. Ama aslı şudur, kağıt paranın dolaşımdaki miktarı bugün ne ve yarın ne olacak bu kararlardan piyasanın önceden haberdar olması lazım. Onun için para basma imtiyazı meclislerdedir ama bunu özel şirketlere devrederek onları eliyle kullanırlar ki ya vallahi bak billahi biz işte bu işte bir sahtekarlık, üç kağıt falan yapmıyoruz, bastığımız para bu. Bir politika değişikliği olursa bunun piyasanın önceden duyması, haberdar olması falan bunların hepsi akıllı insanların yüzlerce yıllık deneyimle oluşturduğu tedbirler. Tabii Türkiye'de sen Merkez Bankası Başkanı lafımı dinlemiyordu attım dersen o paraya kimse güvenmez. O bankanın bastığı paraya kimse güvenmez. Güven olmayınca da enflasyon olur. Bazı insanlar buna karşı çıkacaklar. Yani bu çok konuşulan bir şey değildir. Para sanki çok böyle psikolojik konulardan etkilenmez bir metaymış gibi konuşulur. Halbuki paranın tamamı, yani kağıt paranın tamamı güven meselesi de psikolojidir. İnsanlar güvenirse kullanır, güvenmezse kullanmaz. Bugün Türkiye'de olan o. Herkes Türk lirasını eline alıyor. Yani biz çocukken yakan top oynardık. Böyle eline aldın mı atarsın filan. Onun gibi kimse Türk lirası tutmak istemiyor. Elinde tutan yanıyor. O yüzden herkes kurtulmaya çalışıyor. Ve geleceğe de kimse güvenmiyor. Güvenmediği için de para hızla değer kaybediyor. Değer kaybedeceği de aşikar. Sen güveni arttırıcı önlemler alıp aklı başı yerinde işler yapacağın yerde böyle metazor şeyler işte Merkez Bankası kararları, oradan alengirli işlerle döviz almalar, satmalar falan filan yapınca güven büsbütün eksiliyor. Güven eksilince yönetmek büsbütün zorlaşıyor. İşte geldiğimiz nokta tahta kale bile kurudu. Tahta kalenin kuruması çok tehlikelidir. Yani tahta kalenin kuruması çok büyük bir döviz krizinin kapıda olduğunun temel göstergesidir. Yani eğer sen tahta kalede bile nakit döviz bulamıyorsan böyle Türk ekonomisi çapında bir ekonomi için işte 1 milyon dolar, 2 milyon dolar bunlar büyük paralar olmamalı. Sen bunu bulamıyorsan şey bitti, harç bitti, yapı paydos demektir. BOTAŞ bile Tahtakale'ye gidip dolar alıyorken oranın yani, kuruması gerçekten... BOTAŞ niye Tahtakale'den, kimden döviz alır? Ya BOTAŞ gider. Devlet kurumları varken BOTAŞ neden gider Tahtakale'den döviz? Yani işte diyorum ya bir saçmalık başka saçmalığı doğuruyor, daha başka bir saçmalığı doğuruyor. En nihayetinde işler kontrolden çıkıyor. Şu anda işler kontrolden çıkmış vaziyette. Hükümet de kontrol altına almaya uğraşmıyor. Kontrol altına almak için bir tedbir almaya falan da uğraşmıyor. Hükümetin bütün yaptığı seçimler gelmeden tabelada kur oynamasın. Ama yani son 15 gün çok zor geçecek. Tutabilecekler mi emin değilim Ebru.
Evet, yaşayıp göreceğiz. Gerçekten çok az bir zaman kaldı ama seçimden sonrası gerçekten neler yaşayacağız ülke olarak bilemiyorum tabii. Peki, bugünlük böyle noktalayalım. Bakalım yarın karşımıza ne gibi açıklamalar, ne gibi sonuçlar çıkacak. Yarın da onları konuşmak için burada olacağız. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.